Şimdi Abubakar meselesini ayrıca bir parantez açalım bence. Abubakar'la ilgili sezon başında ben burada bir şeyler söyledim. Hatta burada konuştuk da devamında. Abubakar'ın çok büyük bir sakatlıktan çıkıp gelmesiyle ilgili bir şeyler söyledik. Sonra Abubakar müthiş performans gösterdi. Dedin, evet. Ve rezil etti ama bizi. Ama olmaz diyen çok adam vardı. Ellerine sağlık Abubakar'ın. O golleri Beşiktaş'a atsın, bizi her türlü rezil etsin. Ama Abubakar gözümüzün önünde Beşiktaş'ın şampiyonluğunun en önemli virajında taşın altına elini koymadı. Ben kendim söylüyorum, duyduklarımdan söylüyorum. Ben Abubakar'ın sakat olduğuna inanmıyorum. Ben de. Şu anda İstese yürür ya. Şöyle sakat olduğuna inanmıyorum, düzelteyim. Abubakar'ın bugün Göztepe'de sahada olmamasını gerektirecek bir sakatlığı olduğuna inanmıyorum. Sakatlığı var ama takımın şampiyonluk maçına çıkıyorsa ve sen o takım için kritik bir oyuncuysan abi, bazı şeyleri konu düşüneceksin. Mesela Laiç oynayayım demiş. Omzuma yani 45 dakika doğru oynayayım değil o ya. Yok öyle bir şey. Doğru değil, o yani. Bir 45 dakika. Nasıl olacak abi? Kolu çıkmış adamın yanından geçsen rüzgarı artır yani. O doğru. Bir 45 dakika oynayamayacak sakatlığı yani, yok. Çaba göstermiş yani. Ben öyle biliyorum. Doğru şey değil de, o da. Yani şöyle. Çabasını diyorum sadece. Mümkün de değil. Hayır tabii istemiştir, şey göstermiştir ama yani mümkün değil o. Mesela Abubakar onu istese Abubakar oynar işte. Abiciğim Abubakar istese geçen hafta da oynardı, bu hafta da oynardı. Ben sana söylüyorum ya. Bence hoca da benimle hemfikir. Değilse çıksın beni hoca tekzip etsin. İstese yürür ya. Abubakar Galatasaray maçında da oynardı istese. İstemedi. Ama ben bir yere kadar anlayabiliyorum. Diyorum ki adam çok zor bir sakatlık geçirdi. Kariyeri riske atmak istemiyor artık falan filan. Evet ama abi bu maç, şu Göztepe maçında 45 dakika en azından oynayacaksın. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi bizim bu maalesef Twitter müptezelçileri var. Bu şimdi diyecekler ki Abubakar'a bilmem ne Beşiktaş oyuncusu. Yok, demezler. Bana öyle Beşiktaş oyuncusu lazım değil. Demezler. Bana Necip gibi Beşiktaş oyuncusu lazım abi. Demezler. Böbreğini, ciğerini, kalbini Beşiktaş için sahaya koyan adam lazım bana bak. Raşit Gezzal. Böyle adam lazım bana. Kiralık miralık. Neydi? Bak Rozier. Köy içinde dükkan bak, Jose. Aynen. Ya, var, abi neysene. Köy içinde balıkçısı var. Böyle oyuncular şampiyon yapar. Abubakar çok iyi golcü. Tamam çok güzel. Allah razı olsun. Allah Beşiktaş'ın emeklerinden razı olsun. Ama bu ne ya? Ya size daha sonra bizim bak Beşiktaş'ta Sayın Başkanım bu büyük başarıyla birlikte bu işi de artık bitirmesi, bu işi artık toparlaması lazım. Bizim camia kadar bu son bir senede, bir buçuk senede böyle birbirini bir kaşık suda boğmaya çalışan bir camia daha görmedim ben. Ve maalesef bu Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın geleceğine kastetmeye başladı. Ya ben dün şey atıyorum. İki tane hikaye anlatacağım. Bugün dün akşam hani böyle bir sosyal medya, Beşiktaş motivasyonu falan bütün camiye bir şeyler yazdım. Ben herkes paylaşıyor falan. Beşiktaşlar paylaşıyor. Altına biri bir şey yazmış. Bir baktım bir hanımefendi kibar bir dille, saygımla bana diyor ki işte senin diyor yönetiminin diyor yüzünden diyor buralara geldik, bu hallere düştük diyor. Hala işte, senin yönetimde de. Lan benim yönetimim dediği başkan benim ikinci başkanımdı. Ben toplamda iki sene yöneticilik yaptım. Ahmet abi 5,5-6 sene yaptı benim yönetimimse. Ayrıca eleştirebilirsiniz. Yani ben para pul işlerini anlamam. Orada bir şey varsa kim yaptıysa hesap versin. Onu söylemiyorum. Yani oradan hiç geri vites yapmam. Ama ya şöyle bir dönemde. Şimdi bu ne bu? Bana diyor ki size hakkımızı etmiyoruz. Zaten sizin bende bir hakkınız yok ki helal edeceksiniz. Ben 2 sene yöneticilik yaptım. 7 gün 24 saat tamamen gönülden bir insanın kulübüne katabileceği kendi alanımda iletişime de en şey çok şey kattığımı düşünüyorum. O yüzden sizin hakkınıza gerek yok. Ama takım şampiyonluğa gidiyorken bu ne ya? Bu birbirine böyle baktım kongre üyesi falan hanımefendi, bir şey de yazmadım yani, bir hanımefendidir yani, cevap verin normalde de hani kırıcı olmayayım, kabalaşmayayım diyor ama şuna gerek var mı ya? Şampiyon olmuş hala birbirinizi şey yapıyorsunuz, yemeye çalışıyorsunuz. Artı ikinciyi söyleyeyim sana, dün oturuyoruz arka bizim şeyde bahçede, bir telefon geldi, telefon çaldı bana bir arkadaşımız Beşiktaş'tan tanıdığımız biri, dedi ki ya dedi şey duydun mu dedi, neyi duydun mu dedim, hoca ile dedi başkan dedi birbirine girmiş dedi bu akşam, dün akşam. Serdar, hoca ile başkan dün akşam birbirine girmişler. Hoca bırakmış falan filan, duydun mu bunu dedi. Ya dedim ki ben bunu duysam ne, duymasam ne? Böyle saçma şey olur mu ya? Ya dedim ki bunu niye yayıyorsunuz abici? Bu size ne faydası var bunun? Kime hizmet ediyorsunuz siz? Hangi takımı tutuyorsunuz?